Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nesta'afiruhu ve nesmenatuhu ve ileyh Şimdi bugün Allah nasip ederse geçmiş şeriatları Kur'an-ı Kerim'den anlamaya çalışacağız. Artık Sık sık tekrarladığımız bir şey var. Kur'an-ı Kerim Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün nebilere kitap verildiğini açık ve net bir şekilde çok sayıda ayette anlatıyor. Ama yine çok iyi biliyorsunuz ki Müslümanların Kur'an'la ilişkileri tabiinden sonra tamamen koparıldığı için birçok kavram birbirine karıştırılmış. İşte dört tane kitap indi diye söylenmiş. Bu konuda çok dersler yaptık. Şimdi bütün nebilere kitap indirildiğine göre burada Allahü Teala'nın kuralı ne? acaba Adem Aleyhisselam'a emredilen her şey bize de aynı şekilde mi emredildi? Konan yasaklar aynı şekilde mi kondu? Biliyorsunuz Şura suresinin 13. ayetinde Allahü Teala diyor ki Şer'a alekum mined dini ma vassa bihi nuhan bu dinden Allah Nuh'a Allah Nuh'a yüklediği görev, görevleri bu dil içinde şeriat yaptı. Vellezî evhayna ileyk ve mâ vassaynâ bihi İbrahim ve Musa ve İsa sana yaptığımız vahiy İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya verdiğimiz görev tamamı en akimud -din, bu dini ayakta tutun. Ve la teferruku fihi onda tefrikaya düşmeyin. Yani o dinden uzaklaşmayın. Şimdi bu dinin adı neydi? İslam yani Allah'a teslim olma dini. Allah'a teslim olma Allah'ın sorgulanmaması demektir. Allahü Teala diyor ki la yuselu amma yefal ve hum yüselun. Allah kendi yaptığından dolayı sorguya çekilemezler. Ama insanlar sorguya çekilirler. Şimdi mesela Allahü Teala meleklere emir verdi üstüdü li Adem dedi. Adem'e secde edin dedi. Peki ondan sonra başkasına secdesine müsaade, secdeye müsaade ediyor mu? Kendinden başka secdeye asla müsaade yok. Tamam orada emri veren Allah olduğu için sorgulanamaz. Tamam bitti. Orada Ademe secde etmek Allah'a teslimiyettir. İşte şey teslim olmadı değil mi? İblis. E şimdi şimdi de Allah'tan başkasına secde etmemek Allah'a teslimiyettir. Yani Allah hangi emri verdiyse biz ona kayıtsız şartsız uyarız. Ondan dolayı bu dinin adına İslam deniyor. Yani Allah'a kayıtsız şartsız teslim olma dinidir. Allah sorgulanamaz. Ne diyorsa onu kayıtsız şartsız yapacaksın. Şimdi Allahü Teala Maide Suresinin 48. ayetinde şöyle buyuruyor. Ve enzelne ileykel kitap Ya Muhammed sana bu kitabı indirdik. <laughs> tamam, bu kitap Allah'ın son kitabı. Musaddikan lima beyne yedihi minel kitap. Kendinden önceki bütün kitapları tasdik ediyor. Yani Adem'den İsa Aleyhisselam'a kadar gelen bütün kitapları tasdik ediyor. yani ne demek yani o kitapların hepsi Allah tarafından insanlara verilmiş kitaplardır. Şey nebilere verilmiş, insanlara tebliğ edilmiş kitaplardır. Ve muheyminen aleyhi. Onların da hükümlerini yani onları güven altına alan diyelim birer kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim Onlarla ilgili ne söylemişse olduğu gibi doğrudur. Başkalarının söylediğine fazla kulak asmayın. Fahkum beynehum bima enzelallah. Öyleyse ya Muhammed onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Allah'ın indirdiği hangisi? Kur'an-ı Kerim. Sadece bundan hükmedecek, değil mi? Allah nasip ederse haftaya Allah'ın indirdiğiyle hükmetme konusunun nasıl saptırıldığını ve Müslümanların bu konuda nasıl savrulduklarını inşallah insanlara göstermeye çalışacağız. Yani sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet, onların arasında neye göre hükmedecekmiş Resulullah? Kur'an-ı Kerim'e göre değil mi? Kur'anla hükmetmesi lazımmış. Başka şeyle değil. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Sakın onların arzularına uyma. Amma جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Sana gelen bu gerçeği gerçekten uzaklaşarak sakın onların arzularına uyma. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَاجَ Sizden her birisi için bir şeriat, ve de bir yöntem oluşturduk. Şira bir çeşit şeriat demek. Şimdi mesela şurada herkes insan değil mi? Herkeste aynı organlar var. Kadın ve erkek arasında da ortak organları saymakla bitiremezsiniz. Peki iki insanı birbirinden ayıran nedir? Ortak noktaları mı? İkisinde göz sahibi olması mı? Aralarındaki farklardır, değil mi? Küçücük farklardır. İşte bu küçücük farklar sebebiyle bakarsınız ki insanlar birbirlerini kıskanıyor. Birbirlerini çekemiyorlar. Birbirlerine muhalefet ediyorlar, değil mi? Küçük farklar var. İşte Allahü Teala şeriatlar arasında da böyle küçük farklar oluşturmuştur. O küçük farklardan dolayı insanlar ne olacak? Şimdi buradan gö şimdi görelim niçin oluşturduğunu. Velev şey Allahu lece alekum ümmeten vahide. Eğer Allahü Teala farklı bir tercihte bulunsaydı sizin hepinizi tek bir ümmet yapardı. Yani Adem Aleyhisselam'a verilen emirler neyse onlar aynen son neviye kadar devam eder ve kendilerine bu anlatılırdı. Şimdi mesela Muhammed Aleyhisselam geldi, görevini yaptı, gitti. Şu anda biz ne yapıyoruz? O bir gün olsa ne anlatacaksa onu anlatmaya çalışıyoruz. Farklılıklar olmazdı. Ama bu farklılıkları niye oluşturdu? وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ Size verdiği şeylerle sizi zor bir imtihandan geçirmek için ufak tefek farklılıklar oluşturdu şeriatlar arasında. Küçük farklılıklar. Zor bir imtihandan geçirmek için. Festebigul hayırat o zaman hayırlı işlerde birbirinize yarışın. Şimdi mesela insanlara bakın. İnsanlar aradaki farktan dolayı birbirlerini çekemezler dedik değil mi az önce? Peki hiç fark olmasa herkes bir fabrikadan üretilmiş şey gibi olsa, tek tip mal gibi olsa arada çekemezlik olur mu? Hiçbir şey olmaz. Ama bu farklılıklar ne yapıyor? Bir imtihan sebebi oluyor. İşte burada da diyor ki küçük farklılıklar meydana getirdik ki sizi zor bir imtihandan geçirelim. Geçen hafta anlatmıştık burada. Allahü Teala ilk kıble olarak Kabe'yi belirliyor. Davud Aleyhisselam zamanında geçici olarak Beyt-i Makdis'i kıble yapıyor. Son nebi de tekrar kıblenin Kabe olacağını da bildiriyor onlara. Onlar da biliyorlar. Fakat bu çok iyi bildikleri şey ortaya çıkınca ne yapıyorlar? Kabul etmiyorlar. Kıskanıyorlar yani. Arada kıskançlık meydana geliyor. Şimdi diyor ki Allahü Teala İlallahi İl merci okum cemiyan hep birlikte varıp huzuruna çıkacağınız Allahü Teala'dır. Fe bir okum Allah size o zaman haber verecek fi ma kuntum fihi tahtelifun hangi konularda ihtilafa düştüklerinizi anlaşamadıklarınızı Cenab-ı Hak size haber verecektir. Şimdi bu akşam bu farklılıklarla ilgili birçok örnekler vereceğiz ama en başta insanlarda bir şey var. Yani şöyle hatırlayın. İblis niye yoldan çıkmıştı? Niye? Ben daha hayırlıyım demişti, değil mi? Tek şey o. Ene hayrun min. Şimdi çevrenize bakın. Ya tamam ama biz ne olacağız yerler, değil mi? Ya ben ya ben deme kardeşim. Allah'ın koyduğu kurallarda diye problem biter. Ama ben. Ya ama biz daha güçlüyüz. Ama biz bize falancalar derler. Biz işte şuyuz buyuz. Ya kardeşim. Sen ne kadar yaşayacaksın? O kadar ben diyenlerden kim kaldı şimdiye kadar? Sen de yarın öbür gün yok olup gideceksin. Şimdi şu oturduğumuz yerin mesela benim şu sandalyemin altı oradaki toprak konuşacak olsa kaç cilt kitap olur? Şu sandalyelerin işgal ettiği yer için kim bilir kaç kişi birbirini öldürmüştür. Şöyle tarihin şeyine doğru gidin. Mesela şimdi şu sokağın öbür başı Yeniçeri Ocağı Ondan sonra Şeyhül İslamlık olmuş. Şimdi düşünüyorum, orada bir de cellat taşı vardır. Orada kaç kişiyi öldür kesmişler, öldürmüşler. Yani bu, bu dünya kimseye kalmıyor. Dolayısıyla ama insanlar bunu düşünmüyorlar. Hep ben diyorlar. Ondan dolayı Allahü Teala din konusunda herhangi bir baskıyı kabul etmiyor. Bakara suresinin 256. ayetinde ne diyor? La ikrahe fid din. Din konusunda baskının hiçbir çeşidi olmaz. Peki hiçbir çeşidi olmaz da bizim dinimiz önemlidir diyenler dinden döneni öldürmüyorlar mı? Can bu ne ki o baskı mı bir kellen alıyor sanki bu kadar şey mi? Bu kadar. Bak Allah'ın dediğinin zıttına mezheplerin yüzde yüzü It, müttefik. Allah ne derse desin, biz başkayız. La ikrah din. Dinde zorlaman hiçbir şey yok. Niye? Kad tebeyyene rüştü minel gay. Çünkü böyle olgun ve dolgun e, tam tam yol o hayal ürünlerinden tamamen ayrılmıştır. Çünkü Allah'ın dini gerçektir, öbürleri uydurmadır, hayaldir. Peki, femenge kurbu tağut. Kim tağutu kabul etmezse, ben seni tanımıyorum derse, ve yu'min billah, Allah'a inanıp güvenirse, fakat istemsek bil urvetil uska. çok sağlam bir kulpa yapışmış olur. İster bak hemen tek kişiyle ilgili ya, Çok, çok olması gerekmez. Bir kişi yeter. Efendim ama etrafımızda kimse yok. Hiç kimse bizi desteklemiyor. Ya sana ne? Allah sen, sen yanında olsun karışma gerisi gerisinin ne manası var ya? Yani? Ve men gekfur bir tağut kim tağutu tanımaz? Ve yümin billah Allah'a inanıp güvenirse fakat istemseke bil urvetil vuska çok sağlam bir kulpa yapışmış olur. Len fisame Onu oradan böyle hiç ayrılması söz konusu değildir. Dolayısıyla güçlü olmak istiyorsan tamam. Allahü Teala'nın şeyine yapış. Yoluna yapış, gerisine karışma. Sen ne yapıyorsun? Vallahu semi'un alim. Allahü Teala her şeyi dinler ve her şeyi bilir. Yani kopmak bilmeyen bir kulpa yapıştı mı bitti. Hiç korkma. O kulp elinde kalmaz hiçbir zaman için. Ama bakın burada dedi ki tağut tağutu kabul etmeyen tağut kim? Şimdi yanımıza tağut konusunda kitap yazan bir arkadaşımız var. Bakalım buna soralım. Bu Evet Azeri kardeşim söyle bakayım. Ne söyle söylen ne, neydi Azerice'de? Söyle söyle mi diyorlar? Yoksa danış mı? Danış. Ha, danış. Danış bu da, danış bakalım tavut nedir? Bak burada bir kitapçı kitap yazdı tavut ve ha, yani tevhid ve tavut. Aydın Mülayim. Evet. Bu kadar kitap yazın sen bir anlat bakalım tavut ne? Aslında Kur'an'da din adamları tezin üzerine başka kitap yazmayı niyetim yoktu. Ama ama Süleymaniye Vakfı'nın bir özelliği var. Allah'a hamdolsun ki öyle şeyler öğreniyorsun ki yani birçok insan elde etmediği bilgileri burada erişebiliyorsun. Bundaki insanlara anlatmak zorunluluğunu görüyoruz. Maalesef bu tağut ve tevhid konusunda Genelde Müslümanlar yanlış bilgilendiriliyor. Ve özellikle hocamızın şeriat, yani önceki şeriatlardan da bahsetti hocamız. Şeriat algısı bile doğru anlamayan şeriatı, yani özellikle tağut kavramlarını dile getirenler, şeriat kurmak isteyenler, önce tağutun bile ne anlama geldiğinin farkında bile değiller. Yani aslında kendileri tağut ol olarak bir tağut devleti kurmaya can atıyorlar. Bugün Yahudilerin Kudüs'ü her nebahasına ele geçirmek istemelerinin kökünde aslında bu düşünce yatıyor. İnsanların oluşturduğu şeriat algısıyla oluşturdukları, kendilerinin Allah adıyla oluşturdukları bir sistemi insanlara zorla dayatmak, ve onu onunla yönetmek istiyorlar. Bugün Müslümanların durumu da maalesef hiç de farklı değil. Yani Allah'ın en büyük lütfuna mazhar olan Müslümanların bugüne yani hakir ve kötü duruma düşmelerinin en büyük yani kendi topraklarında bile terörist olarak kabullenmeleri konumunda gösterilmelerinin en büyük sebebi Allah adına diğer Allah'ın dinine rağmen paralel din oluşturmaları ve bunu kör körüne taklit ederek savunmaları e, her birinin de kendi tağutunu savunmalarıdır aslında. Nitekim durum böyle olmasaydı allah Teala Allah elçisinin döneminde ve sahabe döneminde dünyaya hakim olurlardı. Maalesef görüyoruz durum ne halde. Maalesef tevhid konusunda da öyledir. Yani İnsanlar İslam'ı kabul etmek için diğer dinlerden farksızın bir tören oluşturuyorlar ve bu törende şehadet getiriyorlar. Sanki <laughs> yani çok acınacaklı bir durum. Gerçekten bu sadece burada özel bir ders yapılması gerekiyor. Ben de kitabın içerisindekini fazla sizde takdim etmek istiyorum ki yani bu kitapta e, tevhid nasıl bir şey yani Kur'an Tevhid'i nasıl tanımlıyor? Allah tağutu nasıl tanımlıyor? Zaten Allah Kur'an'da tanımlıyor bunları. Ama insanların bize sunduğu, İslam alemine sunduğu Tevhid ve tağut kavramı tamamen yanlıştır. Tevhid eksiktir, tağut tamamıyla yanlıştır. Bu yüzden e, bu kitabı yazmaya mecbur kaldık. O zaman kısaca anlat bakalım eksik ne, yanlış ne? Hocam eksik işte bu. E, hep bütün e, İslam en diyelim e, ilmi halini alın elinize ki herkes çoğu insan bu ilmi hali alır ve tevhid konusunu iman bölümüne bakar. La ilahe illallah kelime-i tevhid biliyorsunuz herkes biliyor. La ilahe illallah Bu la ilahe başka bir ilah yoktur. Bu kısmı atılıyor. İllallah kısmı iman. Yani iman nedir? Allah'a inanmaktır, meleklerine inanmaktır diyelernin. Yani Allah'ın en çok bizi uzak tutmaya çalıştığı la ilahe yani başka ilahlar yoktur. Min dunillah. Allahla insanlar arasında hiçbir aracı yoktur. Bu konular ilmi hallerde bahsedilmez katiyen. Yok ben görmedim. E, meallerde var. Kur'an-ı de tefsirlerde var mı ki orada olsun? Tabii. Yani, yani kelimelerin anlamları değiştirilmiş. Evet. Tabi tevhidin bile bir kısmı anlatıyor. Yani önemli bir kısmı tehir ediliyor. Bu yüzden aracılar bakıyorsunuz bütün fıkıh mezhepler olsun ister tarikat olsun diğer yani aracılar bol şefaatçiler bol görüyorsunuz. Yani bu gibi durumlara rastlıyoruz. Adam kelimeyi tevhid getiriyor. Arkasından öyle bir e, işlemler yapıyor ki, öyle bir şeylere inandırılıyor ki İslam'ın şartları diye. Bakıyorsun artık adam tevhide muhalif bir e, akide oluşturmuş kendince. Yani diyor ehli sünnetin bu kadar. Aslında bir tağut da oluşturmuş oluyorlar. Şimdi buna anlatın dedik de ben buna fazla hazırlıklı değildim. Tağut ile ilgili bir şey söyleyeyim. Tağut kavramı tamamıyla farklıdır. Şimdi gençler özellikle kandırılarak, Özellikle gençler. Yani duygusal, biraz daha çabuk aldanma meyilidir. yani Bunlar e, tağutu siyasete sadece indirgeyerek, sanki bu devlet e, devletin başında olması gerekir. E, şeriat ve devlet idarecileri bu şeriatı kurması gerekir. Ve bununla yönetilmesi gerekir. Sadece siyasete indiriyorlar. Halbuki tağut her bir insan yani iblis kendisi de tağuttur. İnsan da tağut olabilir. Bir sistem değil sadece. Bir insan da tağutluk yapabilir. Bir mezhep de tağut olabiliyor. Ve tabii ki bir devlet de eğer bir şeyi Allah adına ben bunu Allah adına Allah şöyle söylüyor diyerek size bir cezai müeyyide veyahut da bir hüküm uyguluyorsa o zaman eğer Allah'ın kitabında da bu yok ise o zaman bu devlet olsun, insan olsun tağutluk yapmış oluyor. Tağut aslında Kur'an-ı Kerim'de de 8 yerde geçer bu tağut kavramı. Allah adına bakın sıradan e, kelimeyle veyahut da bir cümleyle değil taşkınlık yapmaktır biliyorsun tağutluk ama her insan günah işler, her insan tağutluk yapabilir. Günahsız insan yoktur. Fakat bir insan bunu Allah böyle söylüyor, Allah böyle emrediyor, mezhebimiz gereğince bu böyledir derse ve Allah adına insanları kandırıyorsa artık sadece günah olmaktan çıkıyor. O insan hem kendini tağut yapmış olur, hem de tağutluk başkasını da yaptırmış oluyor yani o zaman öyle anlaşılıyor ki haftaya bu konuyu biraz daha iyi evet, işleyiz. O zaman iyice biraz çalıştı haftaya inşallah. Kitapta büyük ama. <laughs> tamam hocam. Evet, Tevhid ve Tauhid. Şimdi bu şey var. Bu ıı, Allahü Teala dedi ki: Sizi zor bir imtihandan geçirmek için şeriatlar arasında ufak tefek farklılıklar koydum. Şimdi bugün bakıyorsunuz ki işte Allah Kur'an-ı Kerim'de sizi bir kadını bir erkekten yarattım diyor. Ve o ikisinden sizi çoğalttım diyor. Birileri kalkıyor diyor ki yok Ademle Havva değil. işte beşer vardı. Halbuki Allahü Teala zaten Adem'e beşer diyor. Meleklere bir beşer yaratacağım diyor. Ona ruhumdan üflediğim zaman ee, onun için secdeye kapanın diyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a diyor ki Udhul ente ve zevcükel cennet sen eşinle beraber bu bahçeye gir diyor. Çok sayıda ayette insanlığın bir kadınla bir erkekten yaratıldığı ve oradan çoğaltıldığı ifade ediliyor. Efendim hemen kalkıyorlar diyorlar ki ne yani kardeşler arasında en ilişki mi vardı falan. Şimdi bakın dersin başına söyledim. Allah'tan başkasına secde mi edilir dersiniz değil mi? Allah emrederse edilir. Allah Adem'e secde edin dedi. Melekler ettiler. iblis etmedi. Tamam. İşte tağut oldu. Aydın senin Doğru. Sen, Heh. sen azdırmana karşı. Tabi. Allah'a iftira ettiğin Allah'a Allah, suçluyor? Allah suçluyor. Sen, sen beni azdırdın diyor. Şimdi Allahü Teala de, az önce okuduğum ayette e, Şura suresinin 13. ayetinde diyor ki شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى Size Nuh emrettiğini bu dinin şeriatı yaptı diyor. Peki Nuh'a kadar? Demek ki Nuh'a kadar ki şeriatta bir, değiş, bir farklılık vardı değil mi? Bunu allah Teala açıkça söylüyor. Ama dikkat ediyorsanız bugün bile bunu kabul edemiyor insanlar zor bir imtihanda. Kabul etmemek için de işte iki, iki cumartesi ders yaptık sünnetullah diye Allahü Teala'nın elçi gönderdiği toplumlarda kitabıyla kurduğu düzene e, verdiği ad sünnetullah adını tutuyorlar. Tabiat kanunları şekline çevirerek Allah'ın şeriatında hiçbir değişme olmaz diyorlar. Ya kardeşim kusura bakmayın da yani sokaktaki adam söylese anlarım da siz hoca olarak bunu söylüyorsunuz. Bir de Kur'an'a uyan kişiler olarak söylüyorsunuz bu gerçekten son derece yanlış hata yapabilirsiniz. Fakat hatanız söylendiği zaman eğer söyleyen kişi yanlışsa gelin siz ona yanlış söylüyorsun deyin onu düzeltin. Ama bunu da söylemeyip de yolunuza devam ediyorsanız kusura bakma o zaman kusura bakmayın. Yani Allahü Teala bir tek suçundan dolayı Allah'ın ayetini, Allah'ın emrini eğip bükmesinden dolayı iblisi kovduysa sizi de kovar. Kimseye Cenab-ı Hakk'ın torpili yoktur. Şimdi <laughs> bu şeriatlardaki değişiklikleri gösteren ayetler var. Onları da bizim Hişam'dan dinleyelim. Hişam aslen Şam'dandır hisini kaldırırsanız şam onun şeyi olur. <laughs> Suriye'den geldi ve bizim Fransızca sitenin yöneticisidir. Özelliği şu, Fransızlar bunun Fransızcasını çok beğeniyorlar. İnşallah çok büyük hizmetler bekliyoruz ondan. Şimdi Türkçe konuşacak. Bakalım Türkçesini siz beğenecek misiniz? Arapçada konuşursa o da Arapça olur. Arapçada olur. Yani yerine göre istersen Arapça konuş, istersen Türkçe konuş. Tamam hocam. de olur. Yebenü fırk fil başaya bin mifhumi dini ve şeriat. Bak hele hani Arapça konuş ben şimdi Türkçe diyor ki en baş em başta dini ve şeriat arasındaki farkı ortaya koymamız lazım. Dini, huwa taaliim Allah li kül anbiyao, min Adam ila Nabi el-Kadın Muhammed alayhi vesselam. Din diyor Allahü Teala'nın bütün nebilerine öğrettiği şeydir. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Yani bu işin inanç kısmı, akide ile ilgili kısım. <laughs> Lizalik tamam. Allah Teala fi suretil ma'ide fil aya el-thalitha el-yevme ekmeltu lekum dinakum. Yani din iktemel ma ahir aya min kitabillah Teala. allah Teala bu, kitabın son ayetiyle sizi bugün sizin dininizi tamamladım diyor. Yani Adem'den son Muhammed, son Nebi Muhammed Aleyhisselam'a kadar o dini tamamladım diyor. Evet. Hazır din ismi İslam. Bu dinin adı İslam'dır. Allah'a teslim olma dinidir. Lidalik evet, yekul Allah Teala fil ayet 19 min suret Al Imran inned din indallah el İslam. Evet Allahü Teala Ali İmran suresinin 19. ayetinde diyor ki Allah katında din İslam'dır. Yani la yujad şey ismu'd dinil el Yahudi ve la yujad şey ismu'd dinil el Yüced dinil din İslam. Dolayısıyla yani yok efendim Hristiyanlık, Yahudilik, şu bu falan diye isim yok. Tek din var o da İslam'dır. Zaten şeyde de Hac suresinin son ayetinde de Allah ne diyor? Huve semmakumul muslimi. O sizi onlar o sizi müslim diye. Müslim demek teslim olan. İslam'da teslim olmak. Allah'a teslim olan kişiler olarak adlandırdı. Evet. Lakin şerai'a tahtelif min Nabi ila ahir. Ama şeriat nebiler arasında değişiklikler olabilir. Yani işin hukuki tarafında bir takım değişiklikler olabilir. Fakat yakun şey fi şeriat. Mesela istersen baştan şunu söyleyeyim. Mesela işte Allah'a inanmak, ahiret gününe inanmak, meleklere, kitaplara bunlar da değişen bir şey yok. Ama uygulamalarda bazı değişiklikler olabilir. Kad yakun şey fi şeriat halal ve fi şeriat ukhra haram. Mesela Allahu Teala şu nebisi için helal kıldığını diğer nebisi için haram kılabilir. Kad yakun Mesela birisinde ağır, ağır bir şeydir, hükümdür, diğerinde hafiftir. Yani bir, bir hafifleme olabilir. hedef min tagyir Yani bunun sebebi az önce de ayette okuduğumuz gibi Allahü Teala insanları birbirleriyle imtihan etmektir.

İsa Aleyhisselam da biliyorsunuz İsrail oğullarındandır. Yani onların bir ferdidir. Orada diyor ki Ali İmran suresinin 50. ayetinde yani bir takım mucizeler gösteriyor. Diyor ki ve musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrah. Önümdeki tevratı tasdik etmek için geldim. Başka? Ve li lekum ba'da lezi Size haram kılınanların bir kısmını. Bak buna dikkat edin. Size derken kimler? <laughs> Yahudilere haram kılınan. Önce değil. Zaten Adem'den beri haram kılınanlar zaten devam ediyor. O başka. Ama onlara has olarak haram kılınanların bir kısmını helal kıl, kılmak için geldim. Tamamını değil. Evet. Fesşari'a alleti cahe biha İsa aleyhisselam kad ahallet ba'd makan kad yahud. İşte e, az önce söylediğim gibi İsa Aleyhisselam Yahudilere haram kılınan bazı şeyleri helal kıldı ki bugün e, İncil'de de aynen var o. Ve ila hâza yuşirullah ta'ala bi fil en'am suretil en'am bil 146 ve alellezîne hâdu haramna kullezî zufurin şey e, en en değil mi? Enam. suresi 146. ayette Allahü Teala şöyle diyor. Yahudilere tırnaklı hayvanları haram kıldık. Vallahi hadi haramla külledi ve min al-bakar diyor ki Allahü Teala Yahudilere tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunların sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını onlara haram kıldık. Bunun sebebi neymiş? <laughs> aşırılıkların karşılığında Allah onlara ceza olarak bunları haram kılmış. Demek ki ondan öncekilere haram değildi yani. Evet. İşte bunların haram kıldıkları Allahü Teala bu Yahudiler için haram kılınanların bir kısmını Allah'ın haram kıldıklarının bir kısmını İsa Aleyhisselam İncil'le helal kılmış oldu. Buna ne deniyor? Nesih, nesih deniyor. Hayırlısıyla nesih iki türlü nesih var. Bir öncekini aynen devam ettirir, bir de daha hayırlısıyla bir değişiklik yapar. Evet. Ve yekul ta'ala fi aya uhra fi nefsil mevdu'a fi suret Nisa ila yemmi ev fe bi zulmin minel lezine hadu harramna aleyhim tayyibatin uhillet lehum ve bi saddihim an sebilillahi kethir. Şimdi Nisa suresinde 160. ayetinde aynı konuda allah Teala diyor ki işte Yahudilerin yaptıkları yanlışlar sebebiyle birçok kimseyi Allah yolundan koymalarından dolayı kendilerine yasaklanmış yas yasaklanmış faizi almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle kendilerine halal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. Mesela faiz, faiz yiyorlar, birbirlerine yanlışlıkları, bir sürü yanlışlar. Bugün de bakın İslam alemi faize ba battığı için, haramlara battığı için bugün dünyanın en kötü halkı durumunda. Allah da bize de haram kılmıyor ama birçok cezalar veriyor. Evet. Ey enne kana halalen lehum asbah haraman ke cezaa min Allah Teala lehum. İşte burada asıl mesele şu, kendilerine helal olanı Allah haram kıldı. Şimdi burada şeriatlar arasında farklılık var mı? Peki iman esaslarında değişiklik var mı? Yok. Ama farklılıkları var. Yaptıkları bir takım yanlışlardan dolayı haramlar yapıyor. İsa Aleyhisselam yeri onların bir takım değiştiriyor. Bu çok açık ve net. E şimdi tutup da siz şeriatı şey gibi tabiat kanunu gibi yaparsanız o zaman yok efendim e, geçen e, eski dönemlerde e, yağmur aşağıdan yukarıya yağarmış da şimdi yukarıdan aşağıya yağar diye bir şey olmaz deyip e, lüzumsuz bir takım görüşler geliştirmeye çalışan insanlar var bu kabul edilemez evet. Bugün Kur'an-ı Kerim ben aidiyim ve la ma Bak bize Kur'an-ı Kerim var. الله تعالى حرام كل شيء له يعني الشريعه اختلفت بين الانبياء. حلال ولده حرام. وعن هذا يقول الله تعالى في سوره ال عمران الايه في سوره الاعراف الايه 157 الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. Şimdi اعراف سوره 157 157

Onlara iyiliği emreder. Onları kötülüklerden uzaklaştırır. Temiz şeyleri onlara helal kılar. Bak Yahudilere bütün temiz şeyleri helal. ويحرم. Daha önce ne vardı? Bazı temiz şeyleri Allah haram kılmıştı. Resulullah ne yapmış oldu? Onu kaldırdı. Şimdi iki şeriat arasında fark var mı? Var. <laughs> Pis şeyleri haram kılıyor. Ve yada'u anhum israhum vel Evet onların e, sırtlarında ısırlarını kaldırdı. Isır ne demekti? Gelecek. Yeni gelecek Nebi'ye inanma görevi. Bizden önceki bütün toplumlarda bu görev var. Bugün Yahudilerin akidesini açın. Gelecek Nebi'ye inanmak vardır. Hırsiyanlarda da vardır. Bizde var mı? Çünkü artık son Nebi geldi. İşte bu görevi bunu da, bu yükü de kaldırmak için gelmiştir. وفي سوره المائده الايه عشر يقول تعالى يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويغفو عن كثير. فتن الله تعالى مائده سورتين 15. ayetinde diyor ki ey ahli kitap işte size elçimiz geldi. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب kendi kitabınıza gizlediğiniz birçok şeyi ortaya çıkarıyor. Bugün bakın Kur'an-ı Kerim'de gizlenmiş çok sayıda şey var mı yok Yani bütün mezheplerin kabul ettiği ama Kur'an'a aykırı üstü kapat kapatılmış çok şey var mı yok mu? Dolu, dolu. Mesela çocukların evlendirilmesi. O kadar ayete rağmen bütün mezhepler tarafından kabul edilmiş. Ben öyle düşünüyorum. Demek ki e, şey amirleri emri şey amirlerin affedersiniz canı çocuk istemiş. Hoca hocalar da emredersin onu. Bugün bakın Suudi Arabistan'a. Dün kadınların şu şey araba sürmeleri yasaktı. Bugün ne, ne hali? <laughs> ya kardeşim ne oluyor? Yani bu din bu padişahın emrine göre mi hareket işi şey yapar. Böyle şey olur mu? Bakın kim daha güçlü? Allah mı güçlü? Senin şey melikim mi? Ona göre Melik daha güçlü. Sen bir Allah'ın emrine bir yapış bakayım ki Melik sana bir fiske vurabiliyor mu? İşte böyle olmuş. Efendim yok. Kadınların boşa hakikallerinden alınmış. Kuran-ı Kerim'in çok açık ayetlerine rağmen kölelik ve cariyelik bütün mezhepler tarafından kabul edilmiş. Cariyeden affedersiniz cinselliğinden yararlanmayı bir hak saymışlar ki Kur'an-ı Kerim bunu açıkça zina der. Şimdi hepiniz bilirsiniz, çok iyi bilirsiniz. Daha bundan bir 2-3 sene evvel değil mi? Yez Yeziidi hanımlar işit tarafından esir alındı, pazarlarda satılmaya başladı. Bizim hocalar ne yaptı? Avrupa'ya karşı utandılar. Allah'a karşı utanmak diye bir şey yok. Allah'tan utanma diye bir dertleri yok. Avrupa'ya karşı utandılar. 120 kadar hoca toplaştı. Ne fetva verdiler? Efendim şey Birleşmiş Milletler yasak kılmış artık harammış. Lan sen hangi dinin mensubusun ya? Yani şimdi Maide suresinin 15. ayetini bir Müslümanlara uygulayın bakayım bakalım. Uyuyor mu uyumuyor mu? Neydi orada ne demişti? Ya ehlel kitap, kad ca'akum rasuluna, rasuluna. elçimiz geldi size, yübeyyinu lekum, sizin için ortaya çıkarıyor. Kethiren mimma kuntum tuhvene minel kitap. O kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi, şimdi o, o, o 120 kadar İslam alimi, Kur'an-ı Kerim'de kölelik ve cariyeliğin olmadığını bilseydi, şeye sığınır mıydı Birleşmiş Milletler'e? Çünkü gizli. Nasıl gizli? Ayetlerde var, hepsi ayet ezberlemiş ama kimse Kur'an'dan haberdar değil ki. Bizi takip eden bir e, arkadaşımız, belki de aranızda şu anda bilmiyorum dün bana telefon açtı diyor ki kızımın diyor Kuran hocası derste demiş ki Kuran'ı iyi öğrenin ama sakın meal okumayın. Okursanız sapıtırsınız. Kız da demiş ki hocam ne okuyalım? Niye okumayalım? Demiş ki o tercüme olduğu için okumayın. Tercüme. Kur'an nasıl değil ki. Peki hocam ne okuyalım? Hadis kitaplarını okuyun. Peki onlar tercüme değil mi demiş. <laughs> o da bu defa hoca başlamış kızmış. Ort milletin kafasını karıştırma. Yapar. <laughs> Bakın ne halde olduklarını görüyor musunuz? Evet Resulullah geliyor. Kur'an-ı Kerim tabii. Onların gizledikleri birçok şeyi ortaya çıkarıyor. Biz gizlemeyeceğim, onlar gizlerler. Bizde daha mı az? Allah adına onu gizlediklerin başka bir Allah adına başka bir ceza uyguluyor. İşte tağut böyle oluyor. E, tabii, tabii. Tağutluk yapıyorlar aslında. Tabi. Allah adına diyor ki ceza böyle değil, böyle. Baş kesmeyi adam öldürmeye, esirleri öldürmeye onlar söylemiyor mu? Var evet. demiyor mu? Allah adına söylemiyor mu hocam? Ya Kur'an'da bakın gerçekten şimdi çok güzel söyledi. Esirlerin öldürülmesinin caiz olduğunu söylemeyen yok. Delil ne biliyor musunuz? Savaş sırasında meleklerin gelip de Müslümanlara yardımcı olduğunu gösteren ayeti delil alıyorlar esirlerin öldürülmesi için. Ulan kardeşim bu ne ya? Siz ki hangi dinin hocasınız? Ne oluyor? Ya? Bu dini ortadan kaldırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ya. Hiç Allah'tan koy. Hem de tefsir kitaplarına koyuyorlar bunu. Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Ama tabii ki yaparlar. Çünkü kim ki güçlülerin arzu ettiği şekilde fetva veriyorsa kısa sürede onu yukarıya kaldırıp popoluyorlar. Aksini söylerseniz bizim bu vakıf gibi yapıyorlar. Koskoca İstanbul'da sohbet yapacak bir tane salon vermezler size. Böyle küçücük bir odada bu kadar insan sıkışıp ders yapmak zorunda kalır. E buna bak, baktılar mı? İşte bu büyük bir imtihan bizim için. Allah'ın emri mi? Başkalarının emri mi? Tercihinizi yaparsınız. Allah'ın Allah emri olursa Allah sizin önünüze açar işte. İnanılmaz derecede etkili hale getirir. O zaman toplarlar imamları sakın bunları dinlemeyin derler. Bu ne demektir? Mutlaka dinleyin demektir. <laughs> Öyle değil mi? Şimdi bazen bir yazı yazıyor. Bu yazıyı okumayın derler. Manası ne? E şimdi deyin okullarda bunları dinlemeyin. Sağ olun teşekkür ederiz müthiş bir reklam. Evet şimdi başka Başka, bi'tibarun nebi aleyhis salatu vesselam huve nebiyyil khatim fe inneş şeri'al leti câbihe yeş şeri'al khâtime leti len tetbeddel ilâ yevmul kıyâmâ Tamam diyor artık son şeriat gelmiştir. Mesela ben de size kısa bir şey anlatayım. Anlatılacak çok şey var ama kısa olanını anlatayım çünkü dersin sonuna geldik. Şimdi bakın bütün şeriatlarda beş vakit namaz var. Abdest alma var. Nisa suresinin 43. ayeti şey yapıyor, iniyor şuradan açayım da şimdi hem ayet okuyup hem de konuşurken hata yapıyorum. İyi olmuyor. Şimdi diyor ki Allahü Teala burada Ya <laughs> eyyühellezine amenü la tekrabus salate ve entüm sükâra. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Hatta e, te'alemu ma tekulu ne dediğinizi bilinceye kadar. Ne dediğinizi bilinceye kadar ne demek? Okuduğunuz manasını anlayacaksınız. Bugün okuduğunun manasını anlayarak hiç namaz kılan birisini biliyor musunuz? Ne dediğinizi bilinceye kadar diyor değil mi? Ondan sonra وَلَا جُنُوا بَنِ اللّٰى عَابِرِ سَب۪يلٍ hatta تَعْتَسُلُوا Yolculuk dışında cünüpken de namaz kılmayın, yıkanıncaya kadar. Yolculuk dışında, çünkü yolculukta su bulamayabilirsiniz. Şimdi onu anlatacak. Bakın, şuraya çok dikkat edin. Ve marda, hasta olursanız, ev seferin, yolculuk halinde olursanız, evcee ahadü minküm minel gayt, da biriniz tuvaletten gelirse, evlâ meslû eşlerini kadınlarla birlikte olursanız, yani cinsel ilişkide bulunmuşsanız eşlerinizle Ferem tecidu ma en suda bulamadıysanız fe teyemme musaidan tayiben temiz toprakla teyemmü tu e, toprağın üstüne çıkmış olanla o da sahip toprak da değil İnşallah onunla ilgili de bir ders yapalım hep unutuyorum aklınızda olsun efendim ben uçakta neyle yaparım diye, diye şey yapıyorum koltuğa illa toprak olması şart değil onu inşallah o konuda bir ders yapalım bak hep unutuyoruz onu evet şimdi ama temiz olması şartıyla oraya teyemmüm edin. Tamam. Peki. Şimdi bak. Hadi cünüp oldun. Bu teyemmüm neyin yerine geçiyor? Kusul <laughs> buh dedi ki cünüp olursanız yıkayın, yıkanın, dedi. Peki cünüp olursam baştan aşağı yıkanacaksın. Abdestin bozulmuşsa su bulamazsan teyemmüm et. Bulursam ne yapacağım? Bu ayette var mı? Peki ya suyu buldum. Abdestim bozulmuş. Ne yapacağım? Var mı? Abdest alacaksınız diyor mu? Şeyde Mekke'de inen En'am suresinin 90. ayetinde Allahü Teala diyor ki وَلَاِكَ الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهِ فَبِهُدَاهُ Muktedi. Bütün nebileri saydıktan sonra onlar Allah'ın doğru yoluna yönlendirdiği kişilerdir. Onların yoluna uy. Mekke'de onların yolu kim? Medine'de? Yahudiler ve Hristiyanlar. Beş vakit namaz kılıyorlar. Onlar namaz kılarken ne yapıyorsa sen de onu yap demiş oluyor. Bak ayrıca hüküm yok. Görüyor musunuz? Hayır, onu yap diyor. Onun için Rasulullah'ın abdest, abdest alırken bakıyoruz ki yüzünü yıkıyor, kollarını yıkıyor, başına mes veriyor ve ayaklarını yıkıyor. Tamam. Bugün Yahudiler de aynı şekilde abdest alıyorlar. Beş vakit namazını kılanlar. Ama bakın şuna dikkat edin. Maide suresinin beşinci ayet. Maide suresi sonnen, şey altıncı ayet. Maide suresi sonnen sure, surelerdendir. Hatta sonnen sure, işte son inen ayet orada, üçüncü ayet. Burada şu, şunu söylüyor Allahü Teala. Diyor ki, Ya yöllezine amenü, idâ kumtim ilâs salâh. Namaza kalktığınız zaman, uykudan kalkmışsınız namaza sabahleyin. Fagsilu vucuyakum ve eydiyakum marafik. Yüzünüzü ve kolların yüzünüzü yıkayın, kollarınızı da dirseklere kadar. İki tane organ yıkayın diyor. <fâsıl> Vemsahu <vucu 'akum> meshedin diyor. Vemsahu bir ruusikum başınızı ve ercülekum ya da ercülikum fark etmez ile ilel merafik. Şey ilel kabeyn ayaklarınızı da ayak bileğindeki iki kemiğe kadar meshedin diyor. Meshedin. Meshedin. Peki bakın burada mes şey bir değişiklik oldu meshedin dedi. Devamına bakalım ne diyor? Ma evet ha diyor ki şey hemen şeyi tekrarlıyor. E az önce okuduğumuz ayette ve in kuntum marda ve ala sefine ve cahadu minkum minel gayete ve la mescum min nisa felem dejdu ma enfeteyem ve musaidan tayyiba ve in kuntum cürbe fattaharu dedi cünüp olursanız iyice temizlenin dedi yani yıkar her vücudun her tarafını yıkayın ama işte hasta olursunuz yolculuk halinde olursunuz biriniz suaretten gelir eşlerinizle ilişkiye girmiş olursunuz ama su bulamazsanız toprağın üstüne çıkmış olan temiz şeylerle teyemmüm Yani üstte üstte olan temiz şeylere teyemmüm Yüz, yüzünüzü ve eller, ellerinizi, elleriniz onunla mesedin. Aynen Nisa suresindeki olduğu gibi. Burada fark ne? Ayaklara mesedilmesi. Bakın ne diyor Allah burada. Ma yuridullahu li aleykum min harac. Allah size bir sıkıntı vermek istemez. Velakin Velâkin yurîdü'l-yutahirâküm sizin tertemiz olmanız ister. Velîtînme ni'metehu aleykum. Size olan nimetini tamamlamak ister. Burada tamamlanan ne? Ayaklara Mesih. Peki Müslümanları ne hale getirmiştir? Ayeti bir kere bozmuşlar ayetin manasını. Meallerde bile öyle. Arapça bakımdan ayaklarınızı yıkayını anlamaya imkan ve ihtimal yok. Böyle bir şey mümkün değil ama onu zorlamışlar, yapmışlar. Ondan sonra dikkat ediyor musunuz? Şii ve Sünni ikiye ayrılıyor. İkisi de ayaklarına mes verir. Birisi çıplak ayağa verir, Kur'an-ı Kerim'e uyar. Birisi ayakkabısına verir, gene uyar. Mes etmek mes vermek, doğ ayaklarınıza dokunun desem, ayakkabılarınızı çıkarır mısınız? Ya ayaklarınızı yıkayın desem çıkarırsınız. Bakın ama ama ihtilaf meydana getirecekler ya, Aydın'ın dediği gibi tağutluk yapılacak ya, birisi çıplak ayağa etmeyi kabul etmiyor, ulan çıplak ayağa mesihli abdest olmuyorsa onun üzerindeki ayakkabıya mesihli olur mu? Hiç aklın yok mu senin? Birisi de mesler üzerine mesih kabul etmiyor. <laughs> Ha mes satacak, mes, i mes i çorabı satacak falan. Neyse şimdi yok onlar şey bir mes üzerine mesle kabul etmeyenlerin işi değil, öbürlerinin işi o. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Bak Allah kolaylık dedi. Nisa suresinden buraya kadar ne kolaylık var? Sadece Mesih. Değil mi? Başka yok. Peki bu ayetin ne anlamı kaldı? Yapılan bu şeylerle. Halbuki Resulullah çıplak ayağına da vermiş. Çoraplı olduğu zaman da mes mesver, vermesine karşı çıkmamış. Terliklerine bile mesvermiş. vermiş. E bunun ne kadar büyük kolaylık hele hani Biraz da şu hanımlar için. Ne kadar büyük kolaylık olduğu. Mesela sarığın üzerine de vermiş. Başörtünü de çıkarmayacaksın. Abdest almak ne ki değil mi artık? İki dakikalık iş. Evet. işte bakın şeriatlarda eğer fark olmasaydı Abdest konusunda bu ayet olur muydu? Sonra bizde nimetimi tamamladım diyor değil mi? Artık ondan sonra <laughs> tamamlanan şeyde inci çıkarma ilave olmaz. Peki böylece dersin bu bölümü bitirelim sonra sorularla devam ederiz.